arkadaşlar, bugün hep beraber böcekleri tanışacağım. Kardeşim de yanımda ama şimdi annesinin yanında, annemin yanına gitti. Şimdi bir bazı hayvanlar da var. Bir tane de dinozor var. Şimdi tanıtmaya başlayacağım. İlk önce arkadaşlar Peygamber Devesi'nden başlayacağım. Peygamber Devesi bazı yeşilliklerde gizlenir ve çok iyi bir avcıdır. Mesela bir kelebek uçtuğunda hemen onu görür ve yavaş davranır. Kelebek yere konduğunda Peygamber Devesi yavaş yavaş davranır. Kelebeği hemen hızlıca yer. Yemesine yardımcı olan keskin kolları vardır ve yürümesine yardımcı olan 4 tane ayağı vardır. Şimdi arkadaşlar size hamam böceğini tanıtacağım. Hamam böceğini birçok insan sevmez. Pis yerlerde dolaşır. Hindistan gibi. Bazı önceden hamamlarda dolaşırdı. Yani evler kirlenince bazı yerlerde dolaşır. Hamam böceği birçok farklı türe girebiliyor. 3 türü var. Bir keskin hamam böcekleri, bir normal, bir tane de zayıf hamam böcekleri. Keskin hamam böcekleri biraz iğrençtirler, biraz kötülerdir. Normal hamam böcekleri bildiğimiz gibidir. Zayıf hamam böcekleri insana zarar vermez. Yani hamam böceği kendi pisliğini yer, yani pis bir hayvandır. İşte. Arkadaşlar şimdi size yengeci tanıtacağım. Bazı kumsallarda yengeçler bulunur ama çok az kumsalda. Mesela bizim Türkiye Akdeniz, mesela Ege bölgesinde yengeç yok benim gördüğümde yani. Yengeç insanı soktuğunda insan biraz canı acıyabilir. Çünkü keskin elleri vardır. Ve keskin şeyler elleri olduğu için istediği kadar ısırabilir. Şurada bir tane onun kafasını koruyan bir kabuk vardır. Bu kabuk sert şeylere karşı dayanıklıdır. Burada ise bunun kolları vardır. Burada da yardımcı olan ayakları. Bak burada Hello Kitty yatıyor. Bak burada Hello Kitty yatıyor. Arkadaşlar şimdi size adını bilmiyorum ama nasıl olduğunu biliyorum. Denizdeki sesin dalgaları buradan geliyorlar diyorlar ama bu yanlış bir bilgi. Aslında kulağımızın içine kan damarlarının sesidir bu. Ve ben bununla oyun oynuyorum. Arkadaşlar şimdi akrebi tanıtacağım. Tabii akrep daha getirdim. Akrep çok ölümcül bir hayvandır. Amerika'da bir sürü insan akrep tarafından öldürülmektedir. Keskin elleri vardır. Elleriyle insanı böyle tutarlar. Sonra burasından böyle diye sıkarlar bu ölümcül. 10 tane eşek arısı gibi bir şeydir. Şurada da korumasına lazım bir kabuk bulunur. Yani ölümcül bir hayvandır. Şimdi arkadaşlar size kurbağadan bahsedeceğim. Biz geçen bir tane şu yerde bir kurbağa görmüştük. Yani bunun boyutlarından şu kadar büyük diye. Kurbağalar iki farklı bölmeden ayrılır. Bir tanesi normal kurbağalar. Yani yeşil olanlar ve kahverengiler normal kurbağadır. Ama üzerine benekli, böyle desenli kurbağalar, parıltılı. Onlar zehirli kurbağalardır. Onlara dokunursanız ölebilirsiniz. Yani daha kötü hastalıklara yakalanabilirsiniz. Şimdi bataklık kurbağası diye bir şey de var. Bataklıkta yaşıyorlar. Sinek yiyorlar. Hızlı davranıyorlar. Ve timsaklardan hızlıca kurtulabiliyorlar. Şurada iri gözleri vardır. İri gözleriyle iyi görürler bazenleri. Ve hayatının birçok zamanını suda geçirirler. Şimdi arkadaşlar size flamingo da
flamingoyu, ay yani tavus kuşunu anlatacağım. Bazen karıştırıyorum. Tavus kuşları güzel hayvanlardır ama kızları biraz değişiktir. Bazenleri beyaz türleri de vardır. Ve kanatlarını açmasının nedeni bir kişiye doğru gelmek veya eş bulmak amacıyla yaparlar. Bunu sadece erkekler yapar. Çok güzel hayvanlardır. Malatya Hayvan Bahçesi'nde de görmüştüm bir tane. Arkadaşlar şimdi size çekirgeden bahsedeceğim. Ağustos karınca ve ağustos böceği hikayesinde vardı bu şey. Çekirgeler hep ağustos aylarında yaşarlar. Antenleri vardır. Antenleri sayesinde koku veya dengesini sağlarlar. Şurada bir tane dengeyi sağlamak için bir yer bulunuyor. Burada da ayakları sıçrayabilmek için. Ellerin ve güzel bir dayanıklı kemik. Arkadaşlar şimdi size filden bahsedeceğim. Fili birçok hayvan bilir. Yani insan bilir. Hortumları vardır, dişleri vardır. Ama ne yazık ki günümüzde Afrikalılar fillerin dişlerini koparıp satıyorlar. Ve bu sayede paralar oluyor. Filler hortumundan su çeker ve su atarlar. Büyük iri kulakları vardır. Bu sayede sesi bazenleri iyi duyarlar. Dişlerini savaş amacıyla yaparlar. Aslanlar geldiğinde veya zürafalar onları batırırlar. Bu sayede yenirler. İri hayvanlardır. Zürafadan bile iri hayvan yani ağır hayvanlardır. Ama zürafa boyunda değildir. Ayakları da büyüktür, bir insan kadardır. Arkadaşlar şimdi size örümcekten bahsedeceğim. Örümceklerin toplamda 8 ayağı vardır. Dişleri iyidir, küçük gözleri vardır. Kil yerlerde dolaşırlar, bazı karanlık yerlerde dolaşırlar. Örümceklerin bazı zehirli şeyler vardır. Bir de zehirsiz halleri de vardır. Zehirliler aynı siyah, korkunç gibi görünürler. Zehirsizler ise pek karanlıkta yaşamaz. Günlük hayatımızda gördüğümüz örümceklerdir. Şimdi size bukalemundan bahsedeceğim. Bukalemunlar ağaçlarda yaşar ve tropik alanlarda. Gizli olurlar hayvanlardan kurtulmak için. Ama ben YouTube kanalı, bazı YouTube kanallarını izliyorum. Bir de bu kalemunların korktukları, ani bir hareket oldukları zaman renk değiştiklerini söylüyorlar. Şu an hangisi doğru olduğunu bilmiyorum. Ama yine de korunaklı ve dengeli hayvanlar. Şimdi arkadaşlar bu hayvan dinozorun adını bilmiyorum. Bir tane dinozor aldım. Ama özelliklerini biliyorum. Kırmızı gözleri, sert kafaları. Bunları etabur dinozorlardan kurtulmak için yapmışlar. Böyle boğa gibi sürünerek böyle yapmışlar. Sonra da o hayvan hemen ölüyor ve geri çekiliyor. Bu hayvan otobur bir hayvan, hep otla beslenir. Yine aynı dinozorların bitmeyen hikayesi videosunda dediğim gibi taşları o da yutarak yiyor. Şimdi arkadaşlar size çöl kaplumbağasından söz edeceğim. Kaplumbağanın en yakın akrabasıdır. Çölde yaşarlar, susuz dayanabilirler ve yine de yavaş yürürler. Diğer kaplumbağalardan daha fazla ömürleri vardır. Sert kabukları vardır. Yine kaplumbağalar gibi endişe duydukları zaman evin içine girirler. Şimdi ahtapottan bahsedeceğim. Ahtapotlar denizin içinde yaşayan hayvanlardır. Ve mürekkep balığı gibi
Bazenleri mürekkep atarlar. Bu sayede insanları çabucak öldürürler. Bu arada ahtapotlar aynı bukalemun gibi bazenlere gizlenebiliyorlar. Ve değdiğin zaman sizi öldürebilir. Bir sürü hayvan ahtapot tarafından öldürülüyor. Toplamda yine 8 bacakları var. İyi gözleri, büyük kafaları vardır. Şimdi size sivrisinekten bahsetmiştir. Hep yazları evde dolaşır ve hep geceleri sizi sokar. Ama bir şey söyleyeyim. Hep sadece dişi sinekler bizi sokar. Çünkü yavrularından yumurta almak için erkek sivrisinekler ise evi korur, yavruları korur, yavrularını hep besler. Şimdi size aslan fokundan bahsedeceğim. Kutuplarda yaşamaktadır. Böyle çöl gibi bir rengi vardır ama yine de kutuplarda yaşar. Penguenleri öldürür. Kutup parçalarında yüzer. Ve hayatının çoğu kısmını denizde geçirir. Arkadaşlar şimdi size Yusufçuk'tan bahsedeceğim. Yusufçuklar hep göl taraflarında yüzer, nilüfer yapraklarına koyar. Yani aynı kurbağalar gibi, kurbağalarla aynı yerlerde beslenir. Orada zaman geçirir. Bazı yapraklara konar. Yani insana zarar vermek amacıyla bir şey yoktur. Şimdi size kertenkeleden bahsedeceğim. Kertenkelelerin elleri vardır. Bu elleri yapışkan bir maddeyle doludur. Bu madde onları duvara yapışmasını sağlar ve bu sayede hep böyle bir yerlerde yan yan durabilirler, ters durabilirler. Arkadaşlar, bir de elektrikli yılan adlı bir şey var. Denizin altlarında yaşıyor. Yani karanlık kuşağında. Orada elektrik sayesinde ışığını görüyor. Bir de diğer hayvanları ısırınca o hayvanlar elektrikleniyor ve elektrikli yan o balıkları yiyor. Şimdi size tırtıldan bahsedeceğim. Tırtıl ilk önce küçük bir tohum olarak gözükür. Yani minnacık. Sonra o tohumun içinden çıkar ve içinden tırtıl çıkar. Ama bu tırtıl çok küçüktür. Yapraklarla beslenir ve büyür. Sonra da büyüdüğünde bir ağaca gider ve ayakları sayesinde yan kalır ve kendisini kozalak yapar. Kozalak birkaç ay içerisinde kelebeğe dönüşür. Sonra da kelebek olarak doğaya canlanır. Ama kelebeklerin yaşam süresi çok azdır. 2 veya 3 gün veya 5 gündür. Hep ilkbahar ve yaz günlerindedir. Nedeni sonbahar ve kışta kendilerini koruyamazlar. Arkadaşlar şimdi size tarantuladan bahsedeceğim. Tarantula çok zehirli bir örümcektir. Amerikalı ve Brezilya taraflarında yaşar. Sivri dişleri, keskin gözleri ve yine aynı örümceklerde gibi 8 ayakları vardır. Tarantulalar insanları ısırdığında ölümcül bir zehir gerçekleşir. Doktora yatırmak için 5 dakika falan gerekir. Eğer 5 dakikada gelemezse veya 10 dakikada hasta hayatını kaybedebilir. Arkadaşlar şimdi sepetimdeki bütün hayvanlar bitti. Yani hepsini anlattım. Ama benim bildiğim başka böcekler var. Bunu diğer videomda belki size anlatırım veya en kısa videomda. Bana abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.